Herkese merhaba. Evet, üçüncü keredir. Üçüncü kez çekiyorum videoyu. Sesimi almadı. Sebebini buldum. Fakat geç oldu. Öğrencilerim tatilde. Ben de bu şekilde size biraz gramer anlatayım istedim. Artık kitap videoları çekmiyorum. Tatildeyiz diye. Abone olup beğenmeyi unutmuyoruz. Lütfen. Evet, bugün present simple tense, present continuous tense'le kıyaslayacağız. Örnek cümleler göreceğiz. Önceki videoları izlemiş olmamız gerekiyor. Ya da bu konu hakkında bilgimiz olması gerekiyor. Bakalım. Tunca Batu plays the guitar. Tunca Batu gitar çalar. Şimdi Tunca Batu he olduğu için ne yapıyorduk? Play S takısı alıyordu. Değil mi? Yani eyleme S takısı ekliyorduk. Sonra bu geniş zamanda kurulmuş bir cümleydi. He isn't playing the guitar now. Şu anda gitar çalmıyor. Bu da şimdiki zamanda kurulmuş bir cümle. Bunun için de he'den sonra is getiriyoruz. Olumsuz olduğu için is not, yani isn't yaptık ve playing takısı aldı. Yani her tense'in, her zamanın kendine özgü kuralları var. Cümleyi buna göre kuruyoruz. Her dilde bu böyledir. Değil mi? Gitar çalar derken başka şekilde kuruyoruz. Çalıyor derken başka şekilde kuruyoruz. Bu başta biraz zor gibi gelebilir ama zamanla oturacaktır. Düzelecektir. Pratik yapa yapa. Ne güzel oldu. İlerlemiyor şimdi de. Evet, şimdi şuradayız. Peki, bir sonraki örneğimiz. It usually rains in our town. Bizim kasabada genellikle yağmur yağar. Şimdi yine it rain fiili S takısı aldı. Çünkü he, she, it'te S takısı geliyordu. But it isn't raining now. Fakat şu anda yağmur yağmıyor. Bu da şimdiki zamanla kurulmuş bir cümle. Şimdi normalde ben her zaman diyorum ki böyle cümlenin kuruluşuna dikkat edin. Öğelerin dizilişine dikkat edin. Özne artı eylem. Ama burada usually buraya gelmiş. Yani it usually rains. Bu sıklık zarfları özne ile eylem arasında gelir bu şekilde. Bunu da kural olarak bilin. Fakat yani bunu ben ayrı bir gramer konusu, yani ayrı bir şey derste anlatacağım. Fakat bunu şu anda gördünüz. Normalde cümleyi kurarken doğru dizilişte yaparsak güzel cümle kurmuş oluruz. Doğru cümle kurmuş oluruz. We don't watch TV very often. Çok sık televizyon izlemeyiz. Şimdi geniş zamanda olumsuz bir cümle kullandık. We'den sonra don't getirdik. Çünkü öyleydi. Daha önceki videolarımızda söylemiştik. But we are watching a movie right now. Fakat şu anda bir film izliyoruz. Evet. We'den sonra are gelir ve watch fiili ing takısı aldı. Ing takısı aldı. Ve bir quizimiz var. Quizimizi yapalım bakalım. 3 tane soru sordum. Yapabilecek miyiz? Why? Niçin? Gülmek. Sen. Acaba burayı geniş zaman olarak mı düşünürsünüz? Şimdiki zaman olarak mı düşünürsünüz? What's funny? Komik olan nedir dediğine göre hangi zamanı tercih edersiniz? Ve tercih ettiğiniz zamana göre de bu boşlukları ne yaparsınız, ne getirirsiniz? Mesela love fiilini yalın mı bırakırsınız, ink takısı mı getirsiniz? Bunu düşüneceğiz. Size süre veriyorum. Ben konuşurken düşünün bakalım ne gelecek. Biraz sonra cevaplarına bakacağız. Başta böyle konuşurken, yani bu cümleleri kurarken yavaş olabilir, ağır konuşulabilir. Önemli değil. İnsanlar hatta İngilizceyi kullanmayınca daha hani konuşmaları yavaşlayabilir. Sonra kullandıkça, pratik yaptıkça hızlanır. Listen, dinle. Somebody, biri şarkı söylüyor mu deriz? Şarkı söyler mi deriz? Bu olumlu bir cümle. Şarkı söylüyor dersek nasıl getireceğiz? Nasıl gelecek bu sing? Şarkı söyler dersek nasıl gelecek? Bunları düşünelim.
What time? Saat kaçta? Baban. Bunun devamı vardı. Bir dakika, nereye gitti acaba? Burada. Evet. Kaçta baban bitiriyor işimi deriz. Bitirir işimi deriz. Nasıl bir şey deriz acaba? Hatta bunun sonuna mesela every day desem daha güzel olur sanki. Her gün. Daha biraz açık olsun. Yani net olsun ne geleceği. Her gün kaçta bitirir mi deriz? Bitiriyor mu deriz acaba? Hangisi daha doğru olur? Ve buna göre de neler gelir? Finish fiilin ilk tıkısı alır mı mesela? Peki. Bakalım. Cevaplarımız burada. What's funny? Komik olan nedir? Why are you laughing? Neden gülüyorsun? Neden gülüyorsun dersek, gördüğünüz gibi laugh fiili ilk tıkısı aldı ve you'dan önce are geldi soru sorduğumuz için. Listen, dinle. Somebody is singing. Biri şarkı söylüyor. Somebody tekil olduğu için is aldı. Singing ink takısı aldı. Çünkü şu anda şarkı söylüyor. Şimdiki zamanla kurduk. What time does your father finish work? Buraya every day demiştik. Düzeltmiştik. Her gün baban işi kaçta bitirir? Her gün dediği için genel bir şeyden bahsettiği için ne yaptık? Does kullandık. Father, he olduğu için does kullandık ve eylemimiz yalın halde kaldı. Ve dersimizi bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben de merak ediyorum. Bakalım kayıt etti mi? Sesimi de aldı mı? Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.